Evet, gerçekten bugün milletimizin başı sağ olsun sözleriyle başlayalım. Gerçekten acı bir gün. Çünkü bir günde 8 şehidimiz var. Bir tanesi Hakkari'de yaralı askerimizdi geçen gün. Çukurca'da Güven Dağı üst bölgesine Irak tarafından terör örgütü üyeleri füzeyle saldırmışlar ve orada askerlerimiz, iki askerimiz şehit olmuş, bir askerimiz yaralanmıştı. O askerimiz de bugün şehit oldu. Tabii bugün Afrin'de de 7 askerimiz şehit oldu. Gerçekten bugün yüreklerimiz dağlandı. Çok, yani şimdiye kadar hep söylüyoruz yayınlarımızda, Türkiye'nin sınır güvenliği sınır ötesinden başlar diye. Ve her defasında diyorduk Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye gönderdiği füzeler, 4500 tır dolusu silah, terör örgütü PKK, PYD ve DAEŞ'e verildi. O silahlar şu an ordumuza karşı kullanılıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bu operasyonu, harekatı ne kadar yapması gerektiğini, ne kadar önemli olduğunu bugün acı bir şekilde yaşadık maalesef. İşte o Amerika'nın vermiş olduğu Javelin füzeleri, Metis A1 füzeleri, Milan TOW füzeleri şu an ordumuza karşı Afrin'de ve Irak'ta sınırda maalesef kullanılıyor. Ve bugün o füzelerden dolayı toplamda 8 askerimizi şehit verdik. Peki nerede, nasıl oldu onu anlatalım. Tabi harekat 15. gününde tüm hızıyla devam ediyor. Şu an harekatın kuzey doğu istikametinde. Biliyorsunuz askerlerimiz Özgür Sur Yorusu desteğinde Bursa'ya dağını ele geçirmişler. Ve kuzeye doğru Meydanki Barajı'ndan itibaren kuzeye doğru ilerleyip kuzeydoğuda kalan 3 köyü ele geçirmeye çalışıyorlardı ki onlardan biri de Marşavya bölgesinde yer alıyordu. Evet, o bölgedeki Şeyh Horoz tepesinde teröristler, tünelde saklanan teröristler askerlerimize, bir tankımıza füzeyle ateş açtılar ve açılan ateşte maalesef tankımız isabet aldı. Leopard tankımız ve o tankta bulunan 5 askerimiz şehit oldu. Olay yerinin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde Türkiye topraklarında yer alan bir hudut karakolumuz, Süngütepe'de bölgesinde bulunan bir hudut karakolumuza, olay yerinin tankın vurulduğu yerin yaklaşık 2 kilometre ilerisindeki hudut karakolumuza yine teröristler yine aynı füzeyle yine saldırı düzenlediler ve o saldırıda nöbet tutan askerlerimizin bulunduğu kule hedef alındı ve orada da maalesef bir kahraman vatan evladımız şehit oldu. Ayrıca Afrin'de devam eden çatışmalarda da bir askerimiz şehit oldu ve toplamda maalesef 8 askerimiz şehit oldu. İşte sürekli söylediğimiz işte o füzeler, Türkiye'ye karşı kullanılacak dediğimiz füzeler şu an terör örgütü tarafından kullanılıyor ve bu harekatın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz. Tabi harekatta Kuzey Cephesi'nde, Kilis'te, Darmık Dağı eteklerinde harekat devam ediyor ki Darmık Dağı'na biliyorsunuz önceki gece kahraman komandolarımız bayrağımızı dikmişti ancak kaçan teröristler dağın eteklerinde sızma girişiminde bulundular ve tespit edildikleri noktalar havadan F-16'larımız ve karadan fırtına obüslerimiz de vuruldu. Bunu da bugün yine görüntülerle izleyicilerimize ekranlara getirdik. O bölge oldukça hareketli. Keza Bülbül Dağı bölgesi de çok çok hareketli. Hemen Darmık'ın doğusunda yer alan bir nokta ki orası da çok çok kritik bir nokta. Afrin'e giden yolda önemli bir nokta. Biliyorsunuz Bülbül Beldesi ele geçirilmişti. Şimdi ilerisinde yer alan Bülbül Dağı hedef nokta. Ve o Bülbül Dağı'nın ele geçirmesi için harekat sürüyor ki öte taraftan Afrin'in kuzey batısında hemen Hatay'ın Hasla ilçesinin yan tarafında yer alan noktada yer alan 7 köy şu an kuşatılmış durumda. Aşağıdan ordularımız Özgür Sur Yolcusu ile birlikte, Hilal taktiği ile birlikte yukarı ilerliyorlar ve buradaki 7 köy yani her an alınabilir. Çünkü o bölge tamamen kuşatılmış durumda. Dediğimiz gibi ayrıca Cinderes bölgesi, Reyhanlı, Kırıkkanatlı çok çok önemli biliyorsunuz saldırılar var. Ve bu saldırılarda şu ana kadar 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve bölgeye 100'e yakın Kilis ve Hatay, Reyhanlı, Kırıkkanatlı'na 100'e yakın roket atıldı. İşte biz bu harekatı, bu operasyonu işte bundan dolayı yapıyoruz. Sadece Afrin'in özgürleştirilmesi için değil, Hatay ve Kilis'in terör örgütünün hedefinden, menzilinden çıkarılması için yapıyoruz. Ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Tabii terör örgütüne de ağır kayıp verdiriliyor, bunu da belirtelim. Şu ana kadar 13 askerimiz şehit oldu.
Genelkurmay Başkanlığı az önce açıkladı. 13 askerimiz şehit oldu ancak öldürülen terörist sayısının 899'a yükseldiğini ve bu sayının arttığını da belirtelim. Çünkü bu açıklamanın revize edilmesini bekliyoruz. Bugün çünkü birçok cephede terör örgütüne ağır kayıplar verdirildi ki bu bölgede Marşavya bölgesinde Şeyh Horoz Tepesi'ndeki hava harekatına biz tanıklık ettik ve vurulan hedeflerden büyük ateşler çıktığını bizler de gördük. Orada sayının yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii dediğimiz gibi 899 terörist öldürüldü. Toplamda 538 hedef vuruldu. 29 nokta terör örgütünden tamamen temizlendi. Ayrıca 57 askerimizin yaralandığını da belirtelim. Şu an tedavileri sürüyor. Tabii harekat tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten Türkiye şu an bir yandan Irak'ta, bir yandan Suriye'de terör örgütleriyle mücadele eden dünyada herhalde tek ordu. Bu bağlamda gerçekten kahramanlarımız büyük bir destan yazıyorlar. Şehitler veriyoruz ama karşılığında misliyle terör örgütü üyeleri etkisiz hale getiriliyor. Tabii hedefimiz, istikametimiz Afrin demiştik. Afrin'e mesafemizin yaklaşık kuzeyden ve doğu istikametinden 10 kilometre kaldığını belirtelim. Dağlık bölümler, sınır hattındaki yaklaşık 110 kilometrelik mesafe terör örgütünden tamamen temizlendi. Bunu belirtelim. Yani çok az bir 40-45 kilometrelik mesafe kaldı. Oraların da temizlenmesiyle birlikte sınır hattı tamamen güvenli hale gelecek ve istikamet güneyde Afrin olacak. Dağlık alanlar geçildiği andan itibaren orta kesimler daha rahat, engebesiz olduğu için Afrin'e ilerleyişle çok çok kolay olacak, onu belirtelim. Yani Afrin'e ulaşmak çok hızlı olacak, onu ayrıca belirtmek gerekiyor. Tabii Bursa'ya da Bafeylon Tepesi demiştik. Bafeylon Tepesi'nde harekat devam ediyor. Bugün bölgede hava harekatı vardı ve Bafeylon Tepesi'nde vurulduğuna bizler tanıklık ettik. Orada Meydanki Barajı var. Meydanki Barajı da çok kritik bir yer. Orası da ele geçirmek üzere. Onu da belirtelim. Dediğimiz gibi operasyon kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan, her noktadan peki devam ediyor. Kahramanlarımız ilerleyişlerini çok hızlı sürdürüyorlar. Ve peki, bir şiirle ben tamamlamak istiyorum. Hüseyin Nihal Atsız'ın "İnsan büyür, beşikte mezarda yatmak için, kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için" diyelim ve sözü ilale bırakalım.